Geçtiğimiz videoda ıraklık açısının baktığınız yere göre konumdaki görünür değişiklik olduğunu görmüştük. Eğer bu ıraklık açısını günlük hayatınızda deneyimlerseniz, örneğin arabanız hareket halindeyken dışarı bakarsanız mesela yakındaki cisimlerin uzaktakilere göre daha hızlı hareket ettiğini görürsünüz. İşte geçtiğimiz videoda dik açıya göre yılın farklı dönemlerinde bu yıldızın konumundaki değişikliği ölçtük. Ancak geceleri gökyüzünde yılın aynı zamanı ve aynı gününde bu yıldıza göre hareket ettiği hiç görülmeyen cisimler de görebilirsiniz. Bunlar hareket etmiyorlar gibi görünürler çünkü bu yıldıza göre bizden çok 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 daha uzaktadırlar. Bunlar diğer galaksiler, bulutsular ve diğer şeyler olabilirler. Konumu değişmeyen cisimler bu da Elimizdeki bir diğer seçenek ve bu da evrenin doğru tarafına baktığınıza emin olmanın bir başka yoludur. Yani yılın aynı tarihi ve aynı gününde evrenin aynı tarafına tam yukarı doğru baktığınızda yıldızın buna yaptığı açıyı ölçebilir veya evrende çok daha uzakta oldukları için görünür konumları değişmeyen cisimler bulabilirsiniz. Bunu daha iyi kavrayabilmek için daha farklı bir şekilde görselleştireyim. Diyelim ki bu bizim gece görüş alanımız olsun. Bir saniye panoyu biraz sağa kaydırayım. Evet. Diyeyim ki gece görüş alanımız buna benziyor. Daha koyu bir renkle çizeyim çünkü bu gece değil mi? İşte Gece görüş alanımız böyle görünüyor. Burası da tam yukarısı diyelim. Yani gece tam yukarı doğru baktığınızda göreceğiniz yer burası olur. Şekline uydurmak için geçen videoya göre yönü biraz değiştireceğim. O zaman buna kuzey dersek burası güney olur. Bunlar da batı ve doğu Olacak. Peki, bu yıldıza yazın bakarsak nasıl görünecektir? Öncelikle Güneş yükselmeye yeni başlıyor olur. Burada Dünya'ya yukarıdan bakıyoruz, bu yüzden bu nokta Dünya'nın kuzeyi olacaktır. Dolayısıyla güneyde bu kürenin görmediğimiz alt tarafına denk gelir. Doğu, yani Güneş'in henüz yükselmeye başladığı taraf ise kürenin burası olacaktır. O zaman bu yıldızın görünür konumu ne olur? doğuya doğru yani güneşin yükselmekte olduğu tarafa doğru olacaktır değil mi? Buradaki açı tam burada olacaktır. Yani buradaki açı teta olacaktır. Bu yaz mevsimindeki hali. Peki kış mevsiminde neler olur? Kışın yine aynı zamanda daha doğrusu evrene göre aynı yönde tam yukarı bakmak kaydıyla bu sefer güneş batmakta olacaktır. Yönü çevirdiğimizde güneşin son ışıklarını görüyor olacağız. İşte bu durumda güneş batıyor olacak. Yani bu kış güneş Işimiz. Evet, bunu biraz farklı bir renkte çiziyorum. Batıdan batıyor olacak. İşte bu durumda yıldızın görünür konumu yine güneşin yönünde ancak merkezden biraz kaymış. Yani merkeze göre solda olacaktır. İşte tam burada olacak. Tabii bu biraz anlaşılmaz bir yol olabilir. Geçtiğimiz videoda çizdiğim şema mı görselleştirme yönünden daha iyiydi yoksa bu mu açıkçası bir şey diyemem. Burada yalnızca kuzey yukarı güney aşağı gelecek şekilde ayarladım o kadar ancak açık olmak gerekirse güneş burada. Doğrusu her zaman batıdan batar. Dolayısıyla kışın güneş burada olacaktır. Bu da güneş yönünde kaymış olacaktır ve bu açı da kışın teta olacaktır. Buraya kadar yaptığımız şey önceki videoyu yeniden gözden geçirmekten öte değil. Yalnızca farklı bir şemalandırma yaptım. Bu videoda yapmak istediğim asıl şey ise bu teta açısını ölçebildiğimize dayanarak bu yıldızın gerçek uzaklığını nasıl bulabileceğimizi anlamak. O zaman size bir teta değeri bile vermeden üzerinde biraz düşünelim öncelikle. Eğer teta açısını biliyorsak bu açıyı da biliyoruz demektir, değil mi? Çünkü burası 90 derecedir. Dolayısıyla burası da 90 eksi teta olur. Aynı şekilde Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı da biliyoruz. Sayıyı yuvarlarsak bu bir astronomik birimdir. Yıl içerisinde bu uzaklık değişkenlik gösterir ancak ortalama uzaklık bir astronomik birimdir. Yani açıyı biliyoruz, açıya komşu kenarı biliyoruz. Yapmaya çalıştığımız ise açının karşı kenarını. Yani bu uzaklığı güneş ile bu yıldız arasındaki uzaklığı bulmak. Tabii bu bir dik üçgen ve hipotenüsü de burası. Dolayısıyla burada yapmamız gereken biraz temel trigonometri bilgisi kullanmak. Öyleyse eğer bu açıyı biliyorsak bir komşu kenar ve bir karşı kenarın olduğu durumda hangi trigonometrik oranı kullanırız diye düşünelim. Buraya ee, ünlü skah koko takakoyu sinüs kosinüs tanjantı şöyle kısaca bir yazalım. Sinüs karşı kenar bölü hipotenüs aradıklarımız bu ikisi değil. Kosinüs komşu kenar bölü hipotenüs hipotenüsü bilmiyoruz ve henüz onunla ilgilenmiyoruz da ancak tanjant karşı kenar bölü komşu kenar. O zaman bu açının yani 90 eksi tetanın tanjantını alırsak Buna D dersek bu bize Güneş ile bu yıldız arasındaki uzaklığı verecektir. Sonrasında Dünya ile yıldız arasındaki uzaklığı da bulabiliriz. Bu çok zor olmayacak. Güneş ile yıldız arasındaki uzaklığı komşu kenar ile yani bir astronomik birim ile bölüp iki tarafı da bir ile çarparsanız uzaklığı astronomik birim türünden bulursunuz. Uzaklık tanjant 90 eksi teta çok da korkunç bir işlem değil değil mi? O zaman gelin bazı değerler üzerinden bu uzaklığın ne olabileceğini bulalım şimdi. Diyelim ki bir yıldızı ve yıldızın görünür konumundaki değişikliği ölçüyoruz. Burada evrene göre tam yukarı doğrultuya kıyasla 6 ay boyunca açıdaki toplam değişim Hesap başka yollarla da yapılabilir ancak bu yol görselleştirmeyi ve matematik işlemleri basitleştiriyor. Toplam değişim 1,5374 yay saniyesi olacaktır. Evet, burada altını çizmek lazım. Bu çok 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 dar bir açıdır. Gözünüzde canlandırmanız için bir yay dakikasında 60 yay saniyesi ve bir derecede 60 yay dakikası vardır. Yani bu 1,5374 yay saniyesini dereceye çevirmek isterseniz 1,5374 yay saniyesi çarpı... 1 derece bölü 3600 yay saniyesi deriz. Bunlar birbirini götürür ve hesap makinemi çıkarayım. Bu da 1,5374 bölü 3600'den 4,200 yuvarlarsak bu 6 eder. Yuvarladım çünkü burada sadece 5 rakamlı, daha anlamlı bir sayı görmek istiyorum. Evet, buraya yazayım. Sonuç 4,2706 çarpı 10 üzeri eksi 4 derece oldu. Tabii unutmadan bu, bu açının tamamı, bizim aradığımız açı bunun yarısı olacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu yuvarladığımız devirsiz sayıyı 2'ye bölersek 4,2706 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 2... Evet 2,1353 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur ve bu artık buradaki açıdır. Yani buradaki kayma 2,1353 çarpı 10 üzeri eksi 4 derece. Şimdi bunu bulduğumuza göre artık D'ye geçebiliriz. Burada hesap makinenizi açı moduna almayı unutmayın. Ben videoya başlamadan önce bunu ayarladım. Evet işte. 90 eksi 2,1353 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten bu büyük sayıyı buluruz. Evet 268.326 hatırlayın birimimiz neydi? Buradaki uzaklık bunu 5 rakama yuvarlarsak 2680 eee veya veya yuvarlamaktan vazgeçtim. Bence tüm sayıyı yazalım. 268.326 astronomik birim. Yani güneş ve yıldız arasındaki uzaklık bu kadar büyük. Eğer bu sayıyı ışık yılına çevirmek istersek bunu hesaplamanın farklı yolları da var. Ancak en kısa yolla bir ışık yılı aşağı yukarı 63.115 astronomik birime eşit olduğundan bu iki sayıyı birbirine böleriz. Astronomik birimler birbirini götürür. Yine hesap makinemi alayım. Bu az önce bulduğumuz sayıyı 63.115'e bölersek aşağı yukarı 4,25 ışık yılına ulaşırız. Anlamlı sayıları biraz karıştırmış oluyorum ama sonucu yuvarlarsak evet 4,25 ışık yılı. Unutmayalım bu dünyaya en yakın yıldızın uzaklığı. Dolayısıyla bu yıldız bile dünyadan bakıldığında çok 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 küçük bir açı kayması yaşadığından bu yıldızdan daha da uzaklara giderseniz buradaki açı daha da küçülecektir ta ki bir yerden sonra en hassas cihazlarla bile ölçemeyeceğimiz derecede küçük olduğundan hareket etmiyormuş gibi görünene dek. Her neyse umarım bu hoşunuza gitmiştir. Çünkü az önce trigonometriyi geceleri gökyüzünde açıları ölçmek gibi çok güzel bir durumda kullanarak bize en yakın yıldızlardan ne kadar uzakta olduğumuzu bulmayı öğrendiniz bence. 10 numara 5 yıldız.